Herkese merhaba geldiniz. Ben Koray. Bugün sizlerle birlikte muhteşem bir kadro kurma videosuyla daha birlikteyiz. Yeni bir kadro kurma serimize başlıyoruz arkadaşlar. En bitirici takım kadro kurma serimize başlıyoruz. Eğer videoya güzel like sayısı gelirse, eğer 2000 beğeni, 3000 beğeni geçersek, zorlarsak daha güzel bir şekilde daha fazla bu tarz kadro kurma videosu gelecek. Yani en bitirici kadro kurma serisine devam edeceğiz PGL'si. O yüzden videoya like atmayı unutmayın. Aynı zamanda beni de desteklemiş olursunuz ve aktifliğimizin yükselmesini sağlamış olursunuz. Ayrıca de PGL'si hala kanalıma abone olmadan izliyorsanız ve beni ilk defa izliyorsanız ve eğer videomu beğenirseniz kanalıma abone olup gönderebilirimlerini açmayı unutmayın ki diğer atacağım videolardan da haberdar olabilin PGL'si. Ve şu anda ekranda çok güzel bir yorum görüyorsunuz. Her videoda öyle gösteriyorum zaten. Şu anda da ekranda çok güzel bir yorum görüyorsunuz. Sizin de yorumunuzun o şekilde ekranda çıkmasını istiyorsanız siz de aşağıya güzel bir yorum bırakabilirsiniz PGL'si. Haydi bakalım, şimdi sizlerle birlikte Premier Lig'in en bitirici kadrosunu kuracağız. Yani bu kadroyla gol atmak çok çok kolay olacak. Gol atmamız çok kolay. Ceza sahası içine girebilirsek gol atmamız gerçekten çok çok kolaylaşacak. Yani muazzam bir kadro kuracağız açıkçası. Ben çok beğendim bu kadroyu, zaten birazdan da kuracağız. O yüzden hiçbir şekilde zaman kaybetmeden kadromuzu kurmaya başlayalım. Ancak birazcık zaman kaybedeceğiz. Sizlere şöyle bir kadromu gösteriyorum. Gördüğünüz gibi ben 5-2-1-2 dizilişini kullanıyorum. Ve kadrom bu şekilde, gördüğünüz gibi gayet güzel, gayet muazzam bir kadrom var. Ve bu da daha fazla gelişmeye devam ediyor. Bu arada PGL'si yakında bir paket açılımı gelebilir. Şurada paket biriktirmeye başladım. Gördüğünüz gibi bu paketleri falan birazcık biriktiriyorum. Daha da biriktirsem böyle 200-300 tane değil de böyle en az 100 tane falan yapıp sizlerin karşısında bu paket açılımını yapmayı düşünüyorum. Bakalım, belki yaparım. Haydi bakalım PGL'si. Şimdi sizlerle birlikte pazara girelim ve ilk oyuncumuz Agüero'dan başlayalım. Sonra kaleciden forvete doğru gideceğim ama ilk olarak Agüero'yu almak istedi canım. Hemen Agüero'yu alalım PGL'si. Agüero 86 ratinglik. Agüero gerçekten harika bir şekilde güzel bir oyuncu, muazzam bir oyuncu Agüero. Bitiricilik konusunda zaten tartışılmaz bir adam. 52.000 coins yazalım buraya. 52.000'e gitmiş ama 51.000'e de gördüm sanki. Aynen abi, 51.000 civarı coins'ten gidiyor, 47.000'e de gitmiş. Biz böyle ucuza yakalarsak güzel olabilir, ancak 51.000'e de alsak sıkıntı yok. Çok da pahalı değil zaten. Galiba kadrodaki en pahalı oyuncu bu da olabilir. Onu da sizlere şimdiden söyleyeyim. Şimdi sıradaki isim kaleci. Kalecimiz Carvalho. Hani kaleciler bitiricilik olarak zaten maksimum 20 bitiricilik yaptım. Ay pardon, minimum 20 bitiricilik yaptım ama bu kaleci 20 ile 30 bitiricilik arasında. Yani bu da kötü. Ama bundan daha iyi yok yani. En iyi bu. Ama bu da çok kötü. Yani bu da bitiricilik konusunda kötü. Zaten kaleciden ne bekleriz? 75 buraya kaleci yapıyoruz. Ve arabamızı yapıyoruz. Ve bu kalecinin fiyatı da 8400 coins yazıyor. Aynen, hemen 8400 coins'i alalım. Şut gücü 38'miş bu arada. Keşke kalecileri şut gücüne göre alsaydım. Belki daha iyi olabilirdi, ancak sağlık olsun diyelim. Ve şimdi sırada Mustafi var. Defansların da bitiriciliği çok iyi değil, ancak en bitiriciliği aldım ben yine de. Yani 60'ın üstünde yine en az. Hani en bitiricili defansları sizlere göstereceğim. 81'lik Mustafi'yi alacağız. Ve gerçekten bu kart da güzel bir karta benziyor. 15.750 coins'ten falan gidiyor. 17.000 coins'e var. 17.750'ye de gitmiş. O zaman 17.000 coins'lik olan Mustafi'yi alalım. Ve bir diğer Barclays Premier Lig'den 81'lik stoper olarak Vertonghen var. İki tane yan yana aynı reytingde beraber paylaşacaklar. Bakalım. Bu adam da büyük bir ihtimal 17.000-18.000 coins falandır. Aynen 17.750 civarı. 16.750'yi de gördük. 16.250'yi de gördüm. O zaman zaman kaybetmeden hemen bunu alalım. Çok da fazla uğraşmaya gerek yok. Ve şimdi sırada aslında Moses var. Ancak Moses'in sağ bek kartı olmadığı için biz Piet'i alacağız. Piet'le de Moses arasında zaten çok fazla fark yoktu. Piet'in değeri de 73'tü galiba. Ay, ratingi de 73'tü galiba. Çok hatırlamıyorum. Sağ bek yapalım. Ve aynen 73. Ve 3.250 coins'e var. Başka var mı? Daha ucuza 3.350 coins diye alalım o zaman. Geriye dönüp zaman kaybetmek istemedim. Şimdi sol bek olarak Baines'i alacağız. Baines gerçekten çok bitiriciliği düşük olan birisi değil. Yani bitiriciliği iyi olan birisi. Şut özelliklerine de bakarsak zaten iyi olduğunu görebiliriz. Birazdan zaten şimdi kartını açıp göstereceğim. Abi buraya sol bek yazmışım Baines yazacağım. Gerçekten ilginç. Sol bek ya, sol bek yazmışım. 21.500 coins'e var. 20.228'e var. 20.200'e var. Şimdi 20.200'lüye tıklıyorum. Şut özelliği burada var mı? Yok arkadaşlar, burada şut özelliği, ama hızlanması kötü birazcık sol bek'e göre. Ancak şutları falan iyi, bitiriciliği iyi olan bir sol bek, yani Premier Lig'in en bitirici sol bek'i sonuçta. Şimdi sırada Ramsey var, Aaron Ramsey. Aslında PGL'si De Bruyne falan var yani çok iyi bitiriciliği olanlar. Ancak ben CM'lerden oluşan bir kadro kurduğum için, yani 4-3-3 kurduğum için De Bruyne'i falan kullanamayacağım. Bunu da sizlere şimdiden söyleyeyim. Yorumlara abi neden De Bruyne'i almadın falan yazmayın yani. Aaron Ramsey'i seçiyoruz buradan. 80 yazalım. MO yapalım. Ve şimdi değeri ne kadarmış? Değeri 17.000 coins. İyi, düşükmüş.
Meyvelerin değeri çoğunlukla yüksek oluyordu biliyorsunuz. Ama bunun değeri düşükmüş, güzel. Şimdi sıradaki isimimiz kim? Fabregas. Fabregas'ı da hemen şöyle yapalım abicim. 83 rating. 20. Aa bayağı düşükmüş. Güzel abi. Meyvelerin değerleri bayağı düşmüş ya. Oyun sıfırlanacak ya, artık tek rating önemli oldu. Bu da ilginç bir detay. Evet. 23.000 coin ise de Fabregas aldık. Ve şimdi sıradaki isimimiz kimdi bakalım? Yaya Toure abi. Yaya Toure uzaktan şutlarıyla zaten benim küçükken tanıdığım birisiydi. Hani uzaktan şutları iyi olduğu olarak biliyordum yani bu adamı. Çok duyuyordum. Çok görüyordum gollerini falan. 19.250 coin ise değildi. 19.000 coin ise alalım. Aynen. 18.250'ye de varmış. Gittikçe düşüyor abi. Keşke diğerlerine de böyle sonuna kadar baksaydık. Sonuna kadar baktıkça bayağı düştü. 18.180 coin ise de Yaya Toure'yi aldık PGL'e. Şimdi sağ kanat ve sol kanatımız kaldı. Sağ kanatta daha önceki Premier League kadro kurma videolarında hız olarak kullandığımız bir isim Mane. Burada da kendini kullandırmayı başardı. Gerçekten bitiriciliği de harika olan bir isim. Mane 78'lik kartını çok seviyorum. Yani görünümünü seviyorum. O yüzden Mane'nin bu kartını alacağım. 16.750'ye var. 18.500'e var. 14.750'ye de var. Güzel abi. 14.750 aynen. 14.750 coinslik Mane'yi de alıyoruz PGL'si gördüğünüz gibi. Ve şimdi sıradaki isim Alexis Sanchez PGL'sini NCHE yazalım. Bir dakika 3 yazdık. H yazalım. Abi yazamadım ya. Tamam yazdım. Buraya 84. Sonra sol kanat yazacağım. Sol kanat. Arama tuşuna basıyoruz. Ve 46.500 değildi abi. Buraya 49.999 yazacağım. Ve görebilirsem oyuncu alacağım. Evet 46.500'e var zaten. Hemen bunu da alıyoruz PGL'si. Ve şimdi hemen sizlerle birlikte kadroyu dizilimine geçelim. Bakalım nasıl bir kadro olacak. Ne güzellikte bir kadro olacak göreceğiz. Şimdi abi 4-3-3 dizilisini açalım. Buradan gördüğünüz gibi kanat hücumunu açtım. Ve şimdi abi buraya Royce yerine Alexis Sanchez'i koyduk. Bitiriciliğine bakacağım abi. Bitiriciliği 90'mış. Bunun gerçekten sol kanata göre harika bir bitiriciliği var. Mesela bunun o kadar yoktur. Aynen bakın bunun 77. Kanatların zaten çok yüksek bitiriciliği olmuyor. En azından Premier Lig'e baktığımda kanatların çok yüksek bitiriciliği yoktu. Ancak Sanchez'in biliyorsunuz FIFA'da santrafor kartı da çıktı ve gerçekte de santraforda da oynuyor. O yüzden bitiriciliği yüksek olması gayet doğal bir şey. Ve şimdi santrafor Agüero bunun da 90 gördüğünüz gibi ama 94'e yükseldi yani. Şimdi orta sahaya gelelim. Meoların birinci ismi kimdi PGL'si? Ses Fabregas bitiriciliği 70. 80'e yükseldi bitiriciliği. Hadi biz 80 diyelim. Buradaki sıradaki isim Yaya Toure PGL'si 82. Bu kaçmış? 76. PGL'si ben buraya Yaya Toure'yi alacağım. Şimdi Pogba'nın bitiriciliğine bakalım. Pogba'nın 91. O zaman burada Pogba kalsın. Çünkü zaten bunu koyunca daha düşük olacak. Para da vermiyoruz sonuçta. O yüzden burada Pogba kalsın PGL'si. Diğer oyuncuyu almak istemedim. Daha da yüksek kadromuz olur hem. Daha da güzel olur. Şimdi Ross'un bitiriciliği kaç? Buna da aynı şekilde yapacağım. Baines'in kaç? Baines 70. Ross da Premier Lig'in bir oyuncusu PGL'si biliyorsunuz. O yüzden Ross da kalabilir. Ross çünkü özel kartı olduğu için böyle. Ancak sıkıntı yok. Coleman bu zaten aynı lig olmadığı için bunları değiştirmek zorundayız. Sonra sağ stopere kim alıyoruz? Sağ stoperimiz kim? Mustafi. Mustafi'nin gördüğünüz gibi 58, Vertonghen'in kaç? 60. 60'lık Vertonghen'i koyalım. Ve şöyle sol stoper de Otamendi olduğu için ona da bakalım. Onunki 67, Mustafi'nin kaç? 58. O zaman Otamendi de kalsın PGL'si. Bunlar özel kartları olduğu için bu kadar yüksek. Ancak böyle de kalabilir. Hiçbir sakıncası yok yani. Bonucci'yi de oraya aldım. Şimdi Oblak bitiriciliği kaçmış bunun? Bunların bitiriciliği var mı? Yok PGL'si. Bunlarda bitiricilik yazmıyor galiba. Aynen. O zaman kaleciyi zaten aldığımız Eduardo'yu kaleye koyalım PGL'si. Serbest vuruşu 15 adamın. Gerçekten şuradaki özellikler çok komik. Serbest vuruşu iyi olan bir kaleci var mı ya? Merak ettim bakacağım. Yok. Serbest vuruşu iyi olan hiçbir kaleci yok. Şöyle gümüşlerde falan var mı? Oha 50'lik adamın serbest vuruşu 16. Neyse PGL'si haydi bakalım. Şimdi sizlerle birlikte bunu nerede test edelim? Canlı etkinliklere girelim. Ve canlı etkinliklerden hadi Mavi Yıldız maçında test edelim. Bakalım nasıl bir kadro. Hemen Mavi Yıldız testimize geçelim. Kazanana kadar burada test edeceğiz. Belki sezonlarda da test edebilirim PGL'si. Haydi bakalım maçımız başladı. Bu kadroyla gol atmak daha kolay olacak. Bakalım abicim neler olacak. Şimdi Agüero. Agüero güzel gidiyor. Agüero geçemedi. Savunma kesti topu. Şimdi Thibaut Courtois. Kante. Aa değil mi bu atak modu değildi. Ben de topun bana geçmesini bekliyorum atak modu gibi. Otamendi preste. Nemanja Matić. Otamendi kesti şimdi Mane. Mane de hızıyla ünlü bir oyuncu ancak bitiriciliği de bir kanata göre demek ki iyi olduğu için kadromuza girmeyi başarmış. Coleman şimdi. Değiştir diyelim hemen Yaya Toure'ye doğru sen o pası atarsın. Aynen abi. Tamam Vertonghen de olur fark etmez. Yaya Toure'nin bitiriciliği gerçekten harika olduğunu gördük. Yaya Toure'yle de bir şut çekmek istiyorum aslında. Şimdi Agüero.
Agüero gerçekten top sürme konusunda çok beceriksiz ve abi. Gerçekten takım çok değişik oldu. Mane. Seydo Mane. Mane pasını verdi. Agüero. Agüero. Agüero işte bitirici takım. Bitirici takım ceza sahasına girebilirse artık gol atmak onlar için bebek oyuncağı alıyor, çocuk oyuncağı alıyor. Gerçekten çok güzel bir gol geldi Agüero'dan. Muhteşem bir gol. Hadi Mane. Mane alamadı. David Luiz. Kante. Otamendi alabilir mi? Aldı. Otamendi. Verdi pasını yine Agüero şimdi. Agüero. Agüero. Sergio Kun Agüero. 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 Agüero çok güzel. Çek o topu. Çok güzel abi. Süpersin. Abi bir dakika. Tamam vur. Abi bu çok güzel yetiştim. Çok güzel. Ceza sahası dışından vurduğum için gol olmaması birazcık da normal. Ancak gol olsaydı iyi olurdu. Bu arada kaleci çelmiş. Pogba. Ortaya açtı. Yaya Toure. Kafa vuramadı. Mane. Mane ceza sahasına girip vuracağım. Çünkü bitirici takım test ediyoruz. Vertonghen orada gol atsaydı stoperimiz de gol atmış olacaktı. Ancak maalesef atamadık. Vuramadık topa. Biliyorsunuz stoperlerimiz de en iyi bitirici stoper oldukları için bunlardan da iş bekliyorum. Yani iyi olmalarını bekliyorum tabii ki de. Bundan sonraki serimizde de en iyi şut çeken, en iyi uzaktan şut çeken ancak yani normal şut değil. En iyi uzaktan şut çeken kadroyu test edersek gerçekten güzel olabilir. Bence muhteşem bir video olabilir yani. Agüero. Sanchez hadi bakalım bir de seni test edelim diyecektim. Pas atamadım ancak sen topu yine de aldın. Helal olsun sana. Alexis Sanchez. Alexis Sanchez güzel gidiyor. Çek o topu. Hadi bakalım şut çekebilecek misin? Çekersin. Vur bakalım. Bitirici Sanchez. Atamadı. Birazcık kötü vurdum ancak yine de atmasını beklerdim. Çünkü sonuçta Premier Lig'in en iyi sol kanatı. En iyi bitiricilik yapan sol kanatı. Ancak sağlık olsun diyelim. Tekrardan bakalım. Deneyeceğiz. Şimdi Mane. Güzel bir pas Agüero. Agüero geçer mi? Geçti. Hadi abi şöyle gir. Tamam Agüero atsın ya fark etmez. Hadi Agüero. Haydi Agüero. Haydi Agüero. Sen adamsın. Kurtuğa ne olduğunu şaşırdı abi. Gol yiyip duruyor. Gerçekten. Abi ceza sahasına girdiğimiz anda kaleyi bulan şutların %99'u gol oluyor. Güzel abi bu kadro. Şimdi bir de sezonlarda test edeceğiz. Bakalım sezonlarda nasıl bir kadro olmuş. Alexis Sanchez topu kesmeye başladı ancak kesmeye çalıştı ancak kesemedi diyecektim. Başladı dedim yanlışlıkla. Neyse bakalım. Şimdi sizlerle beraber bir de sezonlarda test edelim. Bakalım sezonlarda nasıl olmuş belgelisi. Hemen sezon testimize geçelim. Aha. Arkadaşlar yanlışlıkla karşı hatağa girdim. Pogba bu arada kadrodan bir adam. Kadrodan bir adam attı. Güzel helal olsun sana. Paul Pogba. Şimdi Carvajal kadronun dışında bir adam. Griezmann 3-0 mı olacak? 3-0 oldu. Güzel abi. Evet pey gelsin. Maalesef yenildik ama zaten yenilmemiz gayet normal. Maça birazcık önde başladıysak da yenilmek zorunda kaldık pey gelsin. Hemen sizlere kadromu açayım. Sonra yorumlarımla devam edeceğiz. Evet pey gelsin. Gördüğünüz gibi kadromuz bu şekilde. Kaleci hariç ve Mane hariç hepsi elit oyuncu ve kadro gerçekten bence çok güzel oldu. Çok muazzam oldu. Ancak maalesef yanlışlıkla karşı hata girdiğim için sezonda test edemedik ve karşı hata girdiğim için de gerçekten birazcık sıkıntı oldu. Maçı kaybetmek zorunda kaldık. Evet Beygelsiz gördüğünüz gibi kadro bu şekilde oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve kadro ile ilgili yorumlarımı yapacağım. Agüero'yu beğendim. Sanchez'in de kaçırdığı gol var ancak orada şutu gerçekten güzel çekti. Yani kaleyi tam sıyırdı geçti. Hani isabetli olsaydı güzel bir gol olabilirdi. Onu da beğendim. Mane'yi zaten daha önceki videolarda yorumlamıştım. Cesc Fabregas, Yaya Toure'nin bitiriciliği gerçekten tartışılmaz. Pogba ratinginden dolayı çok iyi oynadı. Dani Rose, Otamendi, Vertonghen, Kolman zaten çok top gelmedi. Kaleci de gol yemedi çünkü şut gelmedi. Bu şekilde gidiyorum Naman PGL'si. Burada videomuzun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz ve emeğimin karşılığını vermek istiyorsanız videoya like atarak 2 saniyenizi ayırarak bana emeğimin karşılığını vermiş olabilirsiniz PGL'si. Ayrıca da PGL'si şuradan kanala abone olabilirsiniz. Şuradan kanala abone olabilirsiniz. Şuradan FIFA 18'de yapmanız gerekenlerle alakalı ya da o gelecek şeylerle alakalı bilgiler var. Oraya gidebilirsiniz. Şurada da güzel bir video var. O videoya da gidebilirsiniz PGL'si. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum ve adamsınız.